Bunu bu arkadaşla gösterdik. Dedik ki burası önemli destek bölgesi. Altay abi bakmaya çalışacağız. Burası önemli destek bölgesi. Bu destek bölgesine geldiğinde alım fırsatı doğuruyor tahta. Burada destek bölgesinin içine girdi, alım fırsatı olduğunu söyledik. Ama bu direnç bölgemizi bir türlü atlatamadı. Ne dedik? Sıkışma var. Bu sıkışma arkadaşlar aşağı yukarı bu ay belli olacak. O yüzden yani elinde olan varsa hani ben herhangi bir tut veyahut da al veyahut da sat tavsiyesi noktasında çok sıcak bakmıyorum ama yani bu bölgeye baktığımda şu kırmızı bölgenin altına salkmadığı sürece abi ben olumlu yönde düşünüyorum ki sert yükselişler gerçekleşebilir. Aman ha malını da sahip mi çıkın diyeyim, ne diyeyim artık bilmiyorum. Bu çizgimiz bizim trend bölgemizi yönünü tayin edecek çizgilerimizdir. Bakın aynı görüntü bu bölümde de oluyor. Şurada bir dip yapıyor ve burada daha yüksek bir dip yapıp yukarı doğru devam ediyor. Şimdi buraya bir yatay çizgi ve buraya bir çizgi attığımızda buradaki destek bölgesi kırıldığında bizim sigortamız olacaktır. Yani bizim stop bölgemiz olacaktır. Şimdi burası da aynı şekilde. Burada artık bir trend bölgesi oluşmuş. Bu trendimizi neye göre belirliyorduk arkadaşlar? Bu yatay çizgimizi alıyorduk ve üstteki direnç bölgesine ilk olarak buraya, ikinci olarak da bu bölgeye kullanılayıp trend çizgilerimizi koyuyorduk. Bak, artık bizim potansiyel direnç bölgelerimiz şu çizgiler olarak adlandırabiliriz. Burada da artık bir trendin başladığını bize ön sinyal olarak söylüyor. Bakın. Aynı görüntü bu bölümlerde var. Mesela artık burada bir dip bölgemiz oluşuyor. Dip bölgesinden sonra ikinci bir dip bölgesi oluştuktan sonra buraya ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir yatay çizgi atıyoruz mıknatıs modu yardımıyla. Bakın hisse senedi nasıl mıknatıs gibi bu direnç bakın şuradaki ne dedik? Buradaki üst bölgesine üst direncini atacaktın. Şimdi stratejimiz de bizim arkadaşlar. Buraya yani bu çizgiyi biz yakaladık. En azından şu bölgede yakaladık veyahut da şu bölgede yakaladık. Ama bunu yakaladık. Bunu yakaladıktan sonra stratejimiz şu. Buradaki dip bölgesi ve direnç bölgesi. Dip bölgesi dirençten sattın. Buradaki destek bölgesinden aldın. Hop geldi dirençten tekrardan aldın destekten. Tekrar direncine geldi, tekrar desteğine geldi. Aldın veyahut da işte burada yukarıda sattın. Ya bak şimdi ne kadar belli aslında biliyor musun? Tahta sahibinin burada oynadığı bariz. Adam deli gibi mal topluyor burada aslında. Müthiş mal topluyor burada. Her düşeni, her satanı alıyor. Ama yani şimdi ne kadar derinlik biliyorsunuz? Ne kadar derinlik analizi, takas analizi efendime söyleyeyim. Yani bu temel analiz olarak ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum ama ben yıllardan beri gördüğüm noktaya baktığımda yani gördüğüm kadarına baktığımda abi şöyle bir görüntü varsa bak tamam mı? Bu görüntü patron sol taraftaki kademeye alış yazar. Yani patronun aldığı mal derinlikte kırmızı görünür. Mesela diyelim ki Osmanlı Yatırım Fortot'u topluyor. Veyahut da Ziraat Yatırım Fortot'u topluyor. Fortot'u eğer patron yani Osmanlı Yatırım'daki patron Fortot'u sağ taraftaki kademeden toplarsa yani piyasadaki emirle direkt piyasadan al emriyle toplarsa ne oluyor arkadaşlar bu sefer? Tahta yükselmeye başlıyor. Çünkü sağ taraftaki satış emirleri erimeye başlıyor. Bilmiyorum beni anlayabiliyor musunuz şu an? Hani kademeleri, derinlikleri bilenler var mı? Takasları bilenler var mı aranızda ama şimdi bu toplamada da ne oluyor biliyor musunuz? Yani bunun aynısı şişede de var yani takip ettiğim için söylüyorum. Sol taraftaki kademeye alış yazıyor. Atıyorum 100 bin lot yazıyor. Birisi piyasadan mal satarsa hop direkt patronun Osmanlı Yatırım'daki portföyüne geçiyor. 100 bini alıyor, patron doymadım diyor. Doymuyor, ne yapıyor? Tekrardan bir alt kademeye 100 bin daha yazıyor. Tekrardan 100 bin daha yazıyor. Tekrardan 100 bin daha yazıyor.
Böyle 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 tatlıyı topluyor. Bu görüntü o görüntü abi. Tamam mı? Şimdi bakalım çizgilerine. Şimdi oldu bak. Destek bölgesi şimdi oldu. Eğer sen buradan bu hareketini alırsan son 3 dip hareketine, bak görüntü kırıldı gibi görünüyor. Abi bunun destek bölgesi burasıdır. Destek bölgesi de çok yakın. Her an böyle bir hop U dönüşü yapar. Belki gelir birkaç 10-15 kademe fake atar. Yukarı doğru atar. Falan hani nasıl bir sıkıntı vardır gibilerinden baktım. Aslında Ereğli gidecek. Gitmek istiyor bir görüntüsü var. Bu bölüme baktığımızda Ereğli'nin önemli bir tepede, 979 tepesinde olduğunu ve bu tepenin çok önemli olduğunu söylüyorum. Neden bunu söylüyorum? Çünkü buradaki önemli destek bölgeleri artık burada direnç haline gelmiş. Yani ne demek bu? Burayı geçmesi halinde, yani şimdi ben Ereğli'nin tahtacısı olsam ben burayı geçirmem. Yani geçirmem derken şöyle, yani 979'u geçirmem. Niye geçirmem? Çünkü ben bunu geçirdiğimde zaten önümde hiç direnç yok. Yani direkt direncim bu bölümler. 12 civarları, 12 küsür civarları. Ben şimdi burada elimde çok mal yoksa niye bunu geçirteyim? Aşağı satarım, bir şey yaparım. Yani para benim değil mi kardeşim derim. Hani şimdi adamın düşüncesini söylüyorum size. Yani ben böyle yaparım diye değil. Adamın düşüncesi bu şekilde kardeşim. Yani adam, ben bunu eğer diyor 9-10'un üstüne atarsam diyor, millet de diyor bunu alacak diyor. Zaten otomatikman tahta yatırımcısıyla beraber yukarı gidecek diyor. Ben bunu yaptırmak istemiyorum diyor ve burada bıktırma politikasıyla, yani işte Ali abi ya bu niye gitmiyor, Allah lanet olsun lan buna dedikten sonra ve bunu sattıktan sonra bu gidecek. Ama işte onun onu demeyi bekliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani onu dedirtmeyi bekliyorlar size. O yüzden onu demeyeceksiniz. Tekniğe riayet edeceksiniz. Bu bölümlerde bir yükselen trend var. Bu yükselen trende olacaksın. Veyahut da buradan buraya bir Fibonacci retracement atıp işte dediğimiz noktalara riayet edeceksin günlük bazda baktığımızda. O zaman kazanan sen olacaksın abi. Yani sen şimdi bunu 970'te sattın. Lan gitmiyor dedin. Bu biraz 950'lere doğru gevşedi. Bir yükselmeye başladı. Sen bunu alamadın. Ondan sonra çatır çatır yukarı doğru atarlar. Yani 979'u bekliyor abi. Bakın TAV Havalimanları burada bir düşüş trendinde. Şöyle gösterebilirim. Logaritmikten çıkaracağız önce. Şimdi RSI noktasına baktığımızda teknik dip seviyesindeymiş. Bir tepki vermiş. Bu noktadan baktığımızda arkadaşlar, bakın şu bölümden şu bölümü aldığımızda burada bizim önemli direnç seviyemiz var. Bu direnç seviyesine yaklaşmış, yine satış yemiş. Ben şu bölümde de aynısını söyledim ama olmadı. Yani burada bir sol tarafın olduğunu ve burada bir baş görüntüsünün olacağını söyledim. Ama ben burada böyle bir yukarı tepki vermesini düşünüyordum. Vermedi. Artık pandemi dibine kadar indirdiler. Yani pandemide 13 liralara kadar, 14 liralara kadar düştü. Artık bu dibe kadar bu kağıdı getirdiler ve alçalan üçgen görüntüsü oluştu. Acilen bu direnç bölgesini kırması ve yukarı yönlü hareket yapması lazım. Bu da arkadaşlar aşı haberiyle beraber gelmesi gerekiyor. Eğer aşı haberi bu noktada olumlu bir haber olursa yukarı yönlü daha da sert hareketler yapacaktır. Hava yolları arkadaşlar aşıya bağlı bir haber bekliyor. Eğer aşı haberi olumlu yansırsa işte o zaman hava yollarına da yansıyacaktır. Şu noktaları sadece söyleyebilirim size. Solumuz, TOB'un solumuz noktası var. Yani 271 noktası var. 271'e gelince alıcılar devreye giriyor. 271 bölümü aşağı doğru kırılırsa 180'e gider. Yukarıda da zaten görüldüğü üzere kaç tepesiymiş? 370 tepesi. 370 tepesinin üzerinde kalıcı olması lazım. Çıkıyor ama çabuk iniyor. Kalıcı olunması dahilinde yukarı doğru ittirirler gibi düşünüyorum.